Efendim selamlar. Toksik Lobi'de hayatta kalmak bölüm kaç oldu? 3 mü oldu? 4 mü oldu? Valla ben de bilmiyorum ama hoş geldiniz. Şimdi bugün tekrardan 3v3'teyiz. Bakalım lobimiz toksik mi değil mi? Bunu öğreneceğiz. Hadi gol yiyeceğiz muhtemelen. Neymar, Neymar, Neymar. Oha. Neymar harbi Neymar. Evet. Bomba gibi başladık. Sağ olsun güzel bir gol attı bizim adam. Şimdi bu serimizin olayını bilmeyenler için 3v3'te. Ops. Wrong goal. No problem yazalım ya adamım. 3-3 maça giriyoruz arkadaşlar. Düzgünce oynuyoruz. Toksik adam gelmezse de yani videonun bir anlamı kalmıyor aslında ama rekabetçi videosu olmuş oluyor. Yani sohbet muhabbet ediyoruz. Aslında gameplay yok yani öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü niye yok? Ya ben öyle iyi bir oyuncu değilim biliyorsunuz. Dedim bari böyle komik içerikler çıkartmaya çalışayım. Şimdi bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bu önemli. Ya arkadaşlar bizim videolarımızı izleyen çok büyük bir kitle varmış da abone olmuyormuş ya. Yani o kitleye sesleniyorum. Yani yaptığınız bir nevi troll gibi bir şey. Niye abone olmuyorsunuz? Beni samimi buluyorsanız abone olursanız evet adam direğe vurdu. Çok sevinirim. Ve bu oran bayağı fazla. %80'e yakın bir kitle abone değil bizim kanala ama videoları istiyor. Yani bir nevi stokluyor gibi bir şey. O yüzden abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Pardon abiciğim. Evet, konuşmaktan tabii benim beynim gitti. Abone olsanız ne diyordu? Koşu. Onun dışında çekilişimiz var Discord'da. Lime Octane çekilişi 600-800 kredi değerinde. Ona da Discord sunucumuzdan katılabilirsiniz. Çekilişin tek şartı da DC'ye geliyorsunuz. Emoji var çekiliş kanalında. O emojiye tıklıyorsunuz ve olayımız bitiyor. Şimdi bıdı bıdıyı keselim. Oyuna odaklanın. Ha bir de beğeni atın arkadaşlar. Onu da unutmayın. Çünkü etkileşimlerimiz biraz düştü. Beni de YouTube'un algoritmasıyla baş başa bırakmayın. Gözünüzü seveyim. Çünkü YouTube'un algoritması bayağı acımasız. Uzun bir açılış konuşmasından sonra şimdi olayımıza geçelim. Hadi bakalım. Evet bizimkiler burada. Şimdi ben biraz daha defansif kalacağım. Artık oyunumuza odaklanın. Güzel bir vuruş. Oo. Oo, girdi sanki. Tamam reis sakin. Sıkıntı yok. Kanka ona vurursunuz ellemiyorum. Vuramadım. Benim hatam yalnız kale bu. Oo, peki. Anladım hocam. Şöyle gitsek. Atamadık. Sağlık olsun. Bir orta gelirse vururum. Gelmiyor ve bizim kaleye gidecek o top. Direkt kaleme döndüm. Hadi beyler. Hadi abi. Ha gayret yaparsın. Olmadı. Sağlık olsun be abi. Bilmiyorum arkadaşlar böyle troll içerikleri artık daha fazla öneceğim çünkü güzel bir double tap gelebilir. Evet çok güzel geldi arkadaşlar yani bayağı güzel geldi, güzel vuruştu güzel vuruştu abi, adam bende taşak geçiyor, neyse sıkıntı yok buradan. Peki tamam olur öyle şeyler, sıkıntı yok hocam. Ben senin topunu alacağım çünkü sen vuramayacaksın, hata mı yaptık? Direkten döndü. Allah'ım bu nasıl bir maç, yine direğe vurdu adam. İyi attı bu sefer. Tamam güzel 2-0. Yani bu pozisyondan aslında videonun özetini anlamanız lazım. Hiçbir şekilde bu videoda hani bir abi rehber de şudur budur. Bak böyle otistik adamlar gelecek. Ben de ayrı bir otistiğim zaten bu oyunda. Bu şekilde eleyeceğiz arkadaşlar. Olayımız bu. Serinin bütün olayı bundan ibaret. Bu adam şey yapıyor. At least have an impact when you are toxic. Yani diyor ki en azından bir bok yap diyor toksik olsam bile. Allah'ın cezası diyor. Tabii onu ben kendi yorum kattım ama. Onu da demiştir yani. Teşekkürler diyor. Ulan sanki evet FF geldi. Evet arkadaşlar bir de bir çektik. Hayırlı olsun. İlk lobi ilk toksik lobi tuttu. Lan buradan döner mi peki? Bence döner. Kenetledi çocuklar. Teşekkürler spamı geldi. Bayağı geldi bu arada. Oğlum adamlar bu arada herhalde klavyeyi kıracak ya, az kaldı ya da kolla oynuyorsa kolu kıracak. Vur kanka, vurmadı. Neyse biz şuradan adamın topunu güzel aldık. Salmıyor herif. Ya ne oluyor? Küfür ediyor bir de adam. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ay. Bu arada sezon 7 hakkında biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Bence sezon 7 PES olarak güzel ama dediğim gibi arkadaşlar şunu unutmayın. Bir sezonun ne yapıyor oğlum bu adam? Bir sezon sadece Rocket Pass'in güzel olmasıyla yorumlandırılamaz. Bu çok önemli bakın. Yani Rocket Pass güzel. Aa bu sezon çok güzel gelecek. Hayır abi öyle bir şey yok.
Sezonun güzel geçmesi maçlarınızın kalitesine bağlı. İşte ne bileyim, lobiler toksik mi, ona bağlı. Oyunun kitlesi iyileşmiş mi, ona bağlı. Bu da Rocket League'in elinde. Epic Games'in elinde yani. Başka kimsenin elinde değil. O yüzden şu an maçların sezon 6'dan hiçbir farkı yok. Kalite bakımından, toksiklik bakımından. Ama PES Allah var güzel. Hakikaten güzel yani. Ama bana soracak olursanız en iyi PES hangisi? Rocket League'de gelmiş geçmiş ilk sezonun, bakın, free to play olmadan önceki, free to play olmadan önceki ilk sezonun Rocket PES'i ayrı bir güzeldi. Niye diye soracak olursanız, Maverick diye müthiş ötesi bir araba vardı. Ya onun yeri bende ayrıdır. Öyle söyleyeyim. Şimdi ilk maçımızı kaybettik. Şöyle bir çevirelim. Adam da golü atsın. Niye böyle bir şey yaptım? Zaten maç bitti arkadaşlar. Yani buna triggerlanacak varsa ya triggerlanmasın, çünkü mantıklı bir açıklaması yok yani. Ben de canım sıkılmıştı, yaptım. Birinci maç böyleydi. Never like Neymar. Neymar'ı zaten hiç sevmezdim, seni de sevmedim diyor adam. Aa, çok güzel başladık. Şuradan bir gol gelir mi ya? Ha, geldi geldi. Ama pas gelir. Pas da gelmedi. Ama gol gelir. Gol de gelmedi. Tekrar oyna diyorum. İkinci maçta ben geliyorum. Oo, anneyi falan kattılar. Çok güzel, çok güzel. Başlık da çıkarttık abi. Ana bacı yapan lobide. Yalnız ben kaydı geç açtım. O yüzden böyle biraz geç başladık. Şimdi arkadaşlar, bakalım. Birinci maçta çok güzel bir lobi bulduk. Ya bu toksik lobide hayatta kalma videolarında genelde iki maç atacağım. Onu söyleyeyim. Ve bir tane lobi kesinlikle toksik olacak. Çünkü o zaman zaten başlıkla çok alakası video olur ve clickbait olur. Ama ikinci maç veya birinci maç artık, o iki maçtan birisi ya, toksik de olabilir lobi, toksik de olmayabilir. Ben ona göre ayarlayacağım videolara. Yani bakalım şu anki maç acaba nasıl çıkacak, göreceğiz. Şimdi biraz kasa, biraz uçan geçen adamlar var, biraz sıkıntı. Akılda kalır hoca. Hop, şöyle bir alalım. Tamam, güzel. Şunu da alalım. Güzel. Şöyle vuralım. Gelecek mi? Hadi lan. Allah seni kahretmesin, adam kolumuzu çıkardı usta. Adam, oh. Zor. Ultra zor. Yalnız bu adamın yaptığını bir konuşalım arkadaşlar. Ne yapıyor bu adam? Gelin bir oturup konuşalım ya. Niye top çıkar? Benim de iyi ıskamla. Güzel bir gol olmuş. Ben de şu anlık bir sıkıntı yok gibi ya. Hani herkes yerlerinde konuşuyor. Yerlerinde oyunu oynuyor. Bir patlatma geldi. Bakalım. Yerinde kalacağım ben. Tamam. Şurada pozisyonu güzel vurdu. Sen de vurdun onu kanka. Orada şey geldi. Double commit geldi. Bir topa iki kişi çıktı. Tamam, ben biraz daha defansifim arkadaşlar. Çünkü bu adamlar şey biraz. Tamam, bu bende, sıkıntı yok. Aldım kanka. Niye böyle dibinden koşturuyorsun ya? Bunu alır mıyım? Çok rahat. Oğlum, o adam ne ara oraya geldi? Bıraktım sana. Git at. Ben şöyle kaleme döneceğim. Bilerek defansif oynayacağım çünkü başka türlü kazanamayacağız. Bunu almam lazım işte. Alamadık. Çok az bir farkla. Yapma yapma yapma. Tamam. Uzaklaştırmaya çalıştık. Ne oluyor lan? Lan oha, oğlum karateye mi başladı oyun? Hay Allah'ım ya. Neyse, şuradan bir devam edelim biz. Turbo ihtiyacım var falan diyor. Git kanka, turbo, sıkıntı yok. Biraz oyunun içine girmem lazım bu arada. Şuna vuracağım. Çok kötü bir vuruş, farkındayım. Çok cılız kaldı. Babacım dur, çarpmayayım ben sana. Nedir durumlar? Kaleye geliyor top. Oo. Ona vurur. Dönene bir vuracağız. Güzel bir fütle mücadelesi oldu orada. Hadi kanka, alırsınız. İki kişisiniz lan. Bıraktım size. Bir double commit daha geldi. Ben kaleme döndüm aga. O pozisyon sıkıntılı çünkü. Dediğim gibi arkadaşlar, boşuna kaleye dönmemiştim. Orada kaleye dönmesem, o dikkat eder. Helalsiniz siz. Kaleye dönmesem sıkıntı olurdu. Buradan bir orta pozisyonu olmazmış. Peki. Ya şu an bu maç bayağı tryhard bir şeye döndü ya, lobiye döndü. Herkes bayağı kasıyor yani. Babacım beni bir sal. Oradan gelir mi, bir şey gelmez. Bizim adamı bıraktım. Alır gibi onu. Aldı, güzelmiş seni de. Boş kaleme. Tamam dur, ben şöyle yapacağım. Adamı patlatacağım diyeceğim de patlatamadık. Şöyle vursak çok cılız. Abicim beni bir sal.
Çok cılızdı. O adam niye o topa gitmedi lan? Dibindeki topa gitmedi herif. Kaleye gelecek. Yok, olmaz. Şuradan bir boost'umuzu alalım diyeceğim. Boost yok. Oğlum nasıl bir maç oldu lan? Kale boş. Abo. Kale boş kaldı. Bizim puanımız kaç? 208 yani. Aslında ya bu kadar yüksek puan nasıl yaptım bilmiyorum. Çünkü maçta varlığım yoktu çok fazla ama. Bizimkiler tabi kötü olunca en yüksek puan bana kalmış. Neyse dur bakalım, belki toparlanabilir ya maç buradan. Ya belli olmazsa düşük gittim ama oluyor mu oluyor. Baba onu ataydın iyiydi ya. Biraz daha agresif oynayacağım artık çünkü kaybedeceğim hiçbir şey kalmadı. Aa backflip attık. Tüh be. Attım mı onu? Ya şu sorunu ben çok yaşıyorum arkadaşlar. Mesela hızlı şekilde topa çıkayım derken sürekli güzel bump bu arada. Sürekli geriye takla atıyorum. Dur bakalım. Belli olmaz ya, bir şeyler çıkabilir hala. Ay çok kötü vurdu lan benim topumu adam. Neyse. Ben dedim orada vuramayacak da doğrusu benim topum demeyeyim de. Hani pozisyonu bitti demiştim ama çok güzel bu arada, gelir mi? Hadi lan. Ah olmadı. Ona ısınız lan. Şuradan çevirse, evet kaleye çevir ama kanka, kale, kale, evet. Aman. Abi bunlar ne kadar meraklı ya benim topumu vurmaya. Olmadı, şuradan gelir mi? 50'yi aldık gibi ama. Ya bir tane gol atalım bari çoktan aga. Şu adam gitse, git kanka, bas, helal. Reset almışım lan bu arada çaktım lan. Kale boş lan, vur ona. Baş. Bir tane oğlum, bir gole niye bu kadar sevindim lan ben. Ama hak ettik ya. Üzgünüm spamlayalım. Ay kıyamam ben sana. Sen üzgün mü oğlum? Oğlum hak ettik o golü ya. Baya bastırdık çünkü. Ve maçı hakkı da bence beraberlikti, onu söyleyeyim. Ya uzatmaydı. Hadi dur bakalım lan. 12 saniye var. Belli olmaz. Hadi. Hadi bizim adam. Hadi bizim adam yalnız. Aynen kanka. Aynen kanka. Aynen. Cici. Cici. Güzeldi. Keyif aldım. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı iman etmeyin. Kanala hala abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olup abone olanlar da bildirimlerini açarlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.